Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. Devleti geri getirmek. Ne demek istediğime geleceğim. Önce CV, özgeçmiş yazayım. Vedat Milor'u bilmeyeniniz yok. Gastronomi, yemek sanatı yazıları yazıyor. Programlar yapıyor. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun. London School of Economist California Üniversitesi, Berkeley yüksek lisans yaptı. Haber Mars, Fakalt, Fereband, Cardoso'nun derslerini takip etti. Berkeley'de Sosyoloji ve Stanford Üniversitesi'nde hukuk doktorası aldı. Dünya Bankası'nda 2 yıl çalıştı. Brown Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptı. Teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nde bulundu vesaire. Vedat Milor'un yolu daha sonra yemek sanatıyla kesişti. Kim ne diyebilir ki? Ancak bu kader çizgisinin finaline itirazım var. Cambridge Üniversitesi mezunu Michael Burway, tanınmış Marksist sosyolog Rıza Üretimi tekelci kapitalizm altında emek sürecindeki değişiklikler gibi kitapları var. Profesör Broway, 2010-2014 yılları arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği İSA Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Miller, Berkeley'de Profesör Broway'in gelişme ve az gelişme sosyolojisi dersinden çok etkilendi ve tezine hocasıyla karar verdi. Doktora eser geçen yıl Türkçe basıldı devleti geri getirmek. Türkiye ve Fransa'da planlama ve ekonomik kalkınma üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Bu doktora Amerikan Sosyoloji Derneği'nin 1990 yılında verdiği en iyi tez ödülünü kazandı. Vedat Milor'un bu tezi seçmesinin çeşitli sebepleri vardı. Türkiye ilk 5 yıllık kalkınma planını 1963-1967 yılları için hazırladı. En son kağıt üzerinde kalan 11. kalkınma planı 2019-2023 yaptı. Güney Kore ilk 1962 yılında kalkınma planı hazırladı. Peki iç savaş yaşamış Güney Kore kamucu planlamayla Türkiye'yi fersah fersah nasıl geçti? Ya Çin'e ne demeli? İkinci Dünya Savaşı yıkımından çıkan Fransa, planlama teşkilatını 1946 yılında kurarak devletin öncü rolüyle Avrupa'nın ikincisi, dünyanın dokuzuncu ekonomisi nasıl oldu? Planlama bu ülkelerde ve Türkiye'de nasıl böylesine farklı rol oynadı? En kabasını yazayım planlamayı komünist icadı sanıp bize plan değil pilav lazım diyen sağcı iktidarların Türk ekonomisinin bu acıklı halinden sorumlu olduğu tartışılmayacak denli açık değil mi? Planlamaya getirilen sağcı siyasi sınırlama en son 2011 yılında AKP'nin Devlet Planlama Teşkilatını lağvetmesine yol açtı. Yaşasın plansız ekonomi. Sağı bırakın, zamanla sosyal demokratları etkileyen safsata şu oldu. Az gelişmişlikten kurtuluş ancak devleti pazardan kovan neoliberal piyasa ekonomisiyle mümkündür. Devletin kalkınmadaki öncü rolü reddedildi vesaire. Neoliberal anlayış bir kurtuluş reçetesi değil, siyasi, ekonomik, kültürel, neo-muhafazakar ideoloji aslında bu kafa yerli tarımı ve milli sanayiyi koruyan stratejik ve akılcı kamuculuğu yok eden tüm servetin küresel ağ babaların elinde toplanmasını sağladı. Bu bağımlılık yapan reçetede ulus yok, hak hukuk sadece küresel sermaye lehine. Fransa bu yola büsbütün niye sapmadı? Daha doğrusu sapamadı. Çünkü Fransa'da çoğulcu demokrasi anlayışı hakim ve sivil denetim kendini aynı bugün Fransa sokaklarında olduğu gibi her fırsatta gösteriyor. Bizde ise partiler iktidarda kalmak ve iktidara gelmek için planlamaya, demokrasiye gerek duymuyor. Çünkü planlamayla seçim ve servet kazanmak güç. Vedat Milor'un etkili kitabını okuduktan sonra düşündüm. Türkiye birikimli beyin gücünden neden yararlanamıyor? Fransa ile Türkiye arasındaki planlama başarısı farkının bir nedeni de bu liyakat sorunu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.